Sevgili dostlar, herkese selamlar. Bir adam ve bir köpeğin mini karavandaki yaşam mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Saat şu anda 9 civarı. Saat 8'de kalkmamın sebebi güneş tam karşıdan doğuyor. Ve arabanın içi bayağı sıcak oluyor. O uyandırıyor beni. Normalde biraz daha geç saatlerde kalkabilirim. Geç dediğim de yani 10-11. Öyle kadar falan yatma şey değil de. Güzel oluyor bir yandan da ya güneşin benim uyandırması. Açıyorum. Ortalığı falan topladım. Zaten kısa bir video çektim. Onları da sizlerle paylaşacağım. Müzik eklerim arkasına. Hızlandırırım belki. Ortalığı topladım ne? Şunu silkeledim. İşte battaniyeyi silkeledim. Oraları falan toparladım işte. Onun dışında yumurta almaya gideceğim. Şimdi şeye. Dinden bir yumurta alıp geleceğim. Şimdi karnım aç. Yumurta iyi gidiyor sabahları ya. İyi besleyici oluyor. Onun dışında belki bugün şey yapmaya, balık tutmaya gidebiliriz. Bilmiyorum, bir şeyler yaparız ya. Yapacak bir şeyler bulmam lazım çünkü video içeriği şu anda bulamadım. Boğazımda acı bir şey var ya. Acı bir, değişik bir şey var. Sabah kalktığımda hep böyle oluyor. Sesim de bir tuhaf geliyor olabilir. Neyse. Şimdi sizlere Kaju'ya kullandığım mamadan birazcık bahsedeceğim. Pettigre'nin yavru köpekler için olan mamasından kullanıyorum. Pek fazla büyük almıyorum mamayı. Çünkü arabanın içi haliyle bazen sıcak olabiliyor, güneş vurabiliyor. Bozulmasın diye. Nasıl ben kendime 2-3 günlük en fazla erzak alıyorsam Kaju'ya da aynı şekilde yarım kiloluk alıyorum. Aslında bir kiloluk olsa bir kiloluk ideal ama bir kiloluk olmadığı için yarım kiloluğunu alıyorum. Bunun da fiyatı 12 lira falan. Ne kadar gidiyor bu kaçıyor? 3-4 gün falan gidiyor yani kaçıyor bu. Ama yavru köpekler için olduğu için mesela içeriğine bakalım. Tavuk bakımından zengin pirinçli diyor. Yani bence gayet güzel alınabilir bir mama. Şey falan baktığınız zaman şöyle zaten kokusundan falan anlarsınız güzel bir mama. Şimdi Kaju'ya verelim, yesin bakalım. Gel bakalım Kaju. Kaju, acıkmadı mı kızım? Yesene mamanı. Mamanı ye Kaju. Arkadaşlar aslında bu videoyu video içeriği bulamadığımdan dolayı çekiyorum. Şimdi şeyden geldim. Marketten geldim. Daha doğrusu şeye gittim. BİM'e gittim de yumurta alacaktım. Orada altılı yumurta bulamadım. Çünkü 15'li vardı. 15'li de bayağı bir şey geç bir hafta boyunca tüketmem gerekiyor. O da bozulabilir yani. O yüzden ben de bir tane fırın buldum. Fırından bir tane simit aldım. 3 tane yumurta aldım. 1 liraymış bir tane tanesi ama daha mantıklı yani. Bozulmaktansa. Şimdi şöyle bir gösterelim önce ne almışım. Şöyle bir poşet ekmek. 2.25 bu arkadaşlar fiyatı. Bir de fiyat incelemesi yapalım. Yani 2.25 kepekli ekmek. Normalde çavdarlıyı daha çok seviyorum ama o biraz daha 1.5 lira mı ne fiyatı fazla. 3.5 lira galiba. Ben de kepekli alıyorum şimdi. Daha sonra durumlarımız düzelirse çavdarlıya geçebilirim. İşe bak ya. Sonra şöyle 3 tane yumurta aldım. Köy yumurtası gibi gözüküyor ama bakalım nasıl çıkacak tadı bilmiyorum. Güzel olur diye düşünüyorum. Bir tane simit aldık. Birazdan gömeceğim bunları. Ondan sonra bir tane şöyle sandviç aldım. Canım çekti. Gördüm orada. 2,5 lira mıydı? 3 lira mıydı? Öyle bir şeydi şeyde. BİM'de. Peynirli bir sandviç. Kaç grammış? 130 gram. Şöyle göstereyim. Sonra başka ne almışım? Bir tane tatlı ihtiyacımı gidermek için şöyle bitter çikolata aldım. Bunu genelde alıyorum ya 75 kuruş. Yani çok bana bir şey olmaz yani. Olabildiğince idareli davranmaya çalışıyorum ama beslenmemi de ihmal etmemem gerekiyor. Yumurtayı yediğim zaman mesela kendimi çok iyi zihinde hissediyorum. Yumurta iyi geliyor bana yani. İki tane de ayran her zamanki gibi. Bu ayranlara bayılıyorum ya.
Ayran, yumurta, süt ürünleri falan bunlar güzel şeyler ya. Bunlar sürekli tüketmemiz gerekiyor. Aslında et de çok önemli de. Şimdi balık olayına girişmeye çalışacağım. Kaç suyu mu bitti? Dur, su koyalım. Şimdi eğer balık olayına girebilirsem güzel şöyle kefal mefal ne çıkarsa oltam var. Kamış var da kamış kırıktı. Ben onu yapıştırmıştım sonra. Biraz tuhaf bir olta ama görürsünüz onu zaten balık tutarken. Güzel bir takım hazırlayıp güzel bir şey yapıp hemen hatta şu takımı birlikte bir hazırlayalım buradayken ya. Dışarıda video çekemiyorum. Balık tutarken falan da çok fazla çekemem. Güzel böyle balık gelirse vesaire çekerim. Çünkü çok rüzgar var. Konuşurken de duyulmaz sesim yani öyle çok fazla. Rüzgarın sesinden şey olmaz. Ben bir kahvaltımı edeyim. Ondan sonra takımı hazırlarız. Kahvaltı ederken vesaire de böyle video çekmek de istemiyorum ya. Aslında hızlandırılmış video yaparım ama yani yemek yerken biri bakar oradan bir şey olur. Olmaz yani. İçimden geldi. Sizlerle birazcık sohbet etmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kendini malıyla, mülküyle ifade eden insanların ben insan olduğundan şüphe ederim yani. Ama sen gidip de bir canlıya, yani ne bileyim, bir ağaca, bu illaki bir hayvan olmak, insan olmak zorunda değil, bir bitkiye, ne bileyim, küçük bir karınca bile olabilir yani. Ona yardım ediyorsan sen o zaman insansın. Ama yok benim altımda son model arabam var. Gideyim şurada, orada, burada şekil şemal yapayım. Ne bileyim hava atayım millete. Bunları yapıyorsan eğer sen benim gözümde hiçbir şeysin abi. Yani bunlardan birazcık bahsetmek istedim sizlere. Çünkü tuhaf yani dünyanın neden değiştiğini anlayabiliyor musunuz? İşte bunlar yüzünden. Düşünsenize herkesin insan olduğunu güzel bir şekilde ne bileyim birbirine yardım ettiğini, birbiriyle selamlaştığını. Mesela yolda yürüyorsun, insanlar artık tedirgin olmuş. Bir tuhaf yani. Selam veriyorsun birine, kafasını eğip gidiyor. Ya niye gidiyorsun kardeşim sen? Bir selam vermişim ben sana. Allah'ın selamını vermişim. Merhaba demişim veya dini inancın yoktur belki. Merhaba diyebilirsin. Selamun aleyküm demişim mesela. Aleyküm selam diyebilirsin yani. Bunlar sen kafanı çevirip gitmen ne yani? Selam vermen çok mu şey? Ben seninle konuşacağım diye bir şey yok. Yolda yürümüşüm, selam vermişim sana, değil mi? Bunu şu anda ben yaşamadım. Tabii ki yaşanan anları çok fazla var yani. Ne bileyim, yanına gidersin, oturursun, sohbet edersin. İnsanlar birbiriyle kaynaşmak, yani insanlar birbiriyle anlaşmak güzel bir şey yani. Pek cümleyi kuramadım da. Şimdi ama bakıyorsun yeni nesilde. Tamam ben videoları vesaire atıyorum onu istisna geçelim de. Yeni nesilde bakıyorsun ellerde telefonlar vesaire. Hiçbir arkadaşlık bağı vesaire çok fazla yok. Herkes telefonun kapanmış. Bu herkes için söylemiyorum tabii ki. %80'lik bir kısım için söylüyorum. %20'lik bir kısım var. Onlar da iki türlü de şey yapabiliyor. Ama genel olarak baktığın zaman mesela bir müzik yaparsın bir yerde, bir şey yaparsın. Herkes bir anda telefonlara sarılıyor. Video çekeyim ya da müziği es geçiyorum. Müziği boş ver. Tamam müzik telefonu çekebilirsin vesaire ama mesela bir olay oluyor, bir şey oluyor. Adam orada canının derdinde kaza yapmış. Adam elinde telefon, video çekeyim aman. Şeyi atayım, haberleri atayım da para kazanayım. Ya bu nedir abi ya? Adam orada canının derdinde ölüyor lan ölüyor. Sen o videoyu çekmişsin, çekmemişsin. O vicdan azabıyla durabilecek misin? Git yardım etsene. Salak mısın sen yani? Böyle bir şey yok ya. Adamlar orada kavga ediyorlar. Bir şeyler oluyor. Hemen telefona. Tamam git sana hayır demiyorum ama yani bakıyorsun abi. Mesela örnek bir tane vereyim. Daha geçenlerde Umut hani bulmuştum. Umut diye bir köpek bulmuştum otobanın kenarında. Oradan Çanakkale'ye gelmiştik Umut, Kaju, ben. Çanakkale'ye geldik abi. Şu anda görüntü nasıl bilmiyorum. Neyse boş ver görüntüleri. Ses önemli olan. Çanakkale'ye geldik.
bir tane kedi yatıyor. Böyle müzik yapacağım ben de o ara. Arabayı park etmiştim. Umut kucağımda, Kaju da elimde geziyoruz. Müzik yapacak yer arıyoruz. Bir de baktım abi, Kaju ile Umut da durmuyorlar ama. Kedi, yavru kedi daha. Suya düşmüş muhtemelen. Bir köşede duruyor yani. Bir insanlar da önünden geçiyor. Bayağı bir içtek bir cadde. Çanakkale sahilde. Öyle geçiyor insanlar. Herkes bakıyorlar kediye. Aa ne tatlı kedi. Kedi sırılsıklam, sırılsıklam kedi. Ay ne tatlı kedi. Yardım etsene ya. Burnundan kanlar akıyor. Ne bileyim, ıslanmış hayvan. Tir 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 diyor böyle köşede. Ben de tutamıyorum. Kaju biliyorsunuz kedileri gördüğü gibi hemen saldırıyor. Umut desen, Umut zaten kucağımda. Ben de müdahale edemiyorum. Ben de şey yapamıyorum. Umut'u Kaju'yu nereye şey yapacağım? Hemen şey yaptım dedim. En azından dedim belediyeyi arayayım. Gelsin bir şey yapsın yani. Yoldan geçenleri çevirdim. Kimsenin umurunda değil. Birkaç kişiye söyledim. Dedim ki belediyeyi arayın. Tamam tamam diyor. Kafa sallıyor. Yürüyerek gidiyor. Kadın. Yanında çocuğu var. Tamam da ben sana asılmıyorum ki ablacığım. Niye yürüyerek gidiyorsun? Diyorum ki sana belediyeyi ara, belediyeyi. Gelsin de şu hayvana yardım etsin en azından. Yardım edeceğini de düşünmüyorum ama elimden başka bir şey gelmiyor. O an yanımda da bir şey yok kurulayabileceğim vesaire. Elimden gelen bir şey de yok. Veterinere götürsem bu sefer hangi biriyle uğraşacağım? Abi bir sürü var ya. Elimden geliyor, yardım etmek geliyor, istiyorum ama o kadar çok var ki hangi birine yetişeyim? Ya bunlardan bunları sizlerle birazcık paylaşmak istedim yani. Olabildiğince ne bileyim, bir canlı gördüğünüz zaman yardıma muhtaç, insan olsun, hayvan olsun, ne olursa olsun yardım edin. Bu bir ağaç bile olabilir, ağaç. Ağaçlar benim için ne kadar önemli biliyor musunuz? Bak mesela geldim abi, çektim ağacın gölgesinde duruyorum. Ağaç olmasa neresinde duracağım? Takır takır kesiyorlar, binalar, betonlar yapıyorlar. Çok mu lazım abi beton sana ya? Çok mu lazım? Bak minicik karavanın içerisinde yaşıyorum ya. Minicik karavan ya. Koca evdesin, koca evde. Koca evde yani yattığım bir alan var, bir alan. Koca oturma odaları, bilmem neler. Çok mu lazım abi sana ya? 100 tane kıyafetim var, içinden bir tanesini giyiyorsun. Hadi attım, 3 tanesini giy abi ya, değişik değişik giy, 3 tanesini giy. 100 tane kıyafetim var, çok mu lazım ya? Saçma sapan işler yani. Birazcık sinirlenmiş olabilirim, kusuruma bakmayın. Hem dedim böyle bir video olsun. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Tekrar böyle bir geçiş yapalım. Moral motivasyonu bozmak yok. Bir abinin postu varmıştı. Onu izledim de birazcık aklıma takılan şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde. Hadi görüşürüz bir dahaki videoda. Kendinize iyi bakın. Aslında balık tutacaktık bu videoda ama bakalım, belki balık tutma videosunu da eklerim ama çok rüzgar var abi ya. Duruma göre bakarız. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.